Aslında hayat tıpkı satranç oynamak gibi. En değerli taşı, şahı korumak için herkes seferber oluyor. Tıpkı hayallerin rüzgarına kapıldığın o şeyin peşinden koşarken sen ve seninle birlikte çevrendeki herkesin seferber oluşu gibi. Tüm olumsuzluklara rağmen rüzgarla dalgalandığında dimdik ayakta durman tıpkı her ne kadar imkansız gibi gözükse de şahın ve rakibinle baş başa kaldığında 50 hamlenin sonunda berabere kalman gibi. Hedefine ulaştıktan sonra gün geçtikçe sıkılman tıpkı oyunu kazandığında yeni rakipler araman gibi. Yani hangi yöne gidersen git bir düşmana ve her ne kadar yalnız hissedersen hisset bir şaha sahipsin. Ama şunu sakın unutma. Sahip olduğun hayattaki hareketlerin satranç tahtasındakiler kadar masum değiller. Ve sen hayatta ne satranç tahtasında olduğu gibi zekana güvenebilirsin ne de taşların ölümsüzlüğüne. Eğer olur da zekana güvenmeyi seçersen, duygularının altında boğulup tüm taşlarını kaybedersin. Ve unutma, kazanmak için kendi taşlarına bile güvenmeyip tek başına ilerlemen gereken uzun bir yola sahipsin.